Evet, hemen Oktan Erdikmen'e dönüyoruz. Avrupa'da böyle protestolar var. Az evvel Sencer İmer de, Profesör İmer de vurguladı. Bir kamuoyu yaratma çabası sergiliyor PKK yandaşları diye. Oktan Erdikmen bize ayrıntıları verecek. Seni dinliyoruz Oktan. Evet, PKK yanlısı basında da bu özellikle Avrupa'da yayın yapan bazı yayın organları var PKK'ya yakın. Bunlarda da iki şey öne çıkıyor. Birincisi işte operasyonun başarısız gittiğini istinaden haberler yayınlanıyor. Diğer taraftan da herkes sokağa çıksın, eylem yapsın diye bir panik havası var. Dolayısıyla şu anda örgütün ve ona yakın olan çeşitli çevrelerin özellikle Avrupa'da daha organize olabildikleri ülkelerde bu tür eylemler yaptıklarını, bunlara çağrı yaptıklarını görüyoruz. Havalimanında da yaşanan bu Türk uçaklarının geldiği bölümde bu tarz bir gösteri yapılması zaten başlı başına bir provokasyon olarak değerlendiriyor. Buradan yine camilere de saldırılar var. Almanya'da iki camiye, Minden'de, Leipzig'te ve Hollanda'da da bir camiye saldırı yapıldı. Burada camlar kırıldı, boyalarla işte PKK, YPG gibi terör örgütü propagandasına ilişkin yazılar yazıldı camilerin duvarlarına. Bu da yurt dışında yaşayan vatandaşları provoke etmek için örgütün sanıyorum bilinçli olarak yapmaya çalıştığı bir şey. Tabii özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bu gibi provokasyonlara karşı sağduyulu olmaları, cevap vermeleri, fiziksel ve sözlü bir müdahalede bulunmamaları bunların daha da büyümesini engelleyecek diye düşünüyorum. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığı zaman güvenlik güçlerine haber vermeleri yeterli olacaktır. Kendileri bir müdahalede bulunursa zaten bu terör örgütünün istediği çatışma ortamının yaratılmasına katkıda bulunmaktan başka bir şey ifade etmez. Alman Diğer yetkililerin taraftan yaklaşımı nasıl Oktan bu tür olaylara karşı? şu anda yani genel itibariyle bu Afrin'de düzenlenen operasyona yurt dışından hani bir sonucunu görelim yaklaşımı var. Yani onu net olarak söyleyebiliriz. Yani kimse ne karşı çıkıyor ne destekliyor. Bu aslında bir anlamda üstü kapalı bir destek vermek anlamına geliyor Alman politikacıların yaklaşımı. Diğer taraftan bu gibi gösterilere işte PKK veya YPG adına yurt dışında yapılan özellikle Avrupa'da yapıldığı, Almanya'da yapılan gösterilere polisin tutumu gittikçe sertleşiyor. Yani bunlara izin verilmeme yönünde. Hatta Fransa'da bir protestoya da bu çerçevede izin verilmedi. Almanya'da şu anda zaten yasal açıdan Öcalan posteri açmak ve PKK flaması açmak yasak. Bu gösterilerde de genellikle bunlar görülmüyor. Çünkü açıldığı takdirde polis bunları toplayıp açanları da gözaltına alıyor. Bu anlamda terör örgütüne karşı daha sert bir tutum içerisine girdiğini söyleyebiliriz Avrupa'daki polis teşkilatlarının. Evet, Oktan Erdikmen teşekkür ederiz. Dileriz daha tatsız olaylar gerçekleşmesin. Camilere saldırıldığını ifade ettin. Endişe verici tabii Türklere ve camilere saldırılması. Önümüzdeki günlerde dileriz ki daha farklı boyutlara ulaşmasın. Sağduyu çağrını tekrar edelim, yineleyelim. Çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet sevgili izleyiciler, Almanya'da özellikle Almanya'da olaylar olduğunu ifade etti Oktan Erdikmen. Şimdi bir yandan NATO'dan gelen yorum Türkiye'nin haklılığını vurguladı. İngiltere'den bir benzer açıklama var. Hollanda'dan bir benzer açıklama var. Tabi amalar var işin içinde ama genel olarak Zeytin Dalı harekatına itiraz edilmediğini anlıyoruz bu haberlerde. Şimdi...